Kıymetli Mevlana Mahallesi sakinlerimiz, kıymetli hemşerilerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Belirli aralıklarda mahallelerimizde hemşerilerimizi dinlemeye, onların dileklerini, taleplerini, beklentilerini hem ölçmeye hem de yapılacaklar neler varsa mahallelerde birebir yerinde onların ağzından dinlemeye devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde belli takvimler halinde mahallelerimizi gezmeye bugünden itibaren Mevlana Mahallesi'nden başladık. Bu şekilde de devam edeceğiz. Evet. Belirli bir süreçten geçiyoruz. Zor bir dönemi atlattık inşallah. Herhalde bu kadar bir hadisenin olduğu bir zamanda 15 Temmuz'dan bahsetmeden olmaz. Kısaca onunla ilgili birkaç kelam edip ondan sonra sözü size bırakıp ben sizi dinlemeye devam edeceğim. Malumunuz olduğu üzere 15 Temmuz'da bir hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Kökü dışarıda olan FETÖ terör örgütünün mensupları, elemanları, onun yandaşları bu memleket için, vatan için hain bir girişimde bulundular. Milleti birbirinden ayırmaya, vatanın topraklarını parçalamaya niyet ettiler. Ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve sizler hep beraber cansiperane bu kalkışmaya, bu darbeye, bu hainliğe karşı duraraktan elhamdülillah böyle bir süreci atlattık. İnşallah bundan sonra bu gibi hareketlere bir daha yeltenen olmaz. Bir daha böyle bir kalkışma içerisinde, hainlik içerisinde olanlar olmaz. Çünkü inşallah gereken dersi, gereken cevabı o gün için aldılar. Bundan sonra da böyle bir şeye kalkışmazlar. Ama tabii bu iyi niyet, bu temenni bizim hiçbir zaman içinde uyanık olmamamızı gerektirmiyor. Su yürür, düşman uyumaz derler değil mi? O yüzden daima uyanık olacağız. Daima göz açık duracağız. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bu atasözünü Kayseri'deki konuşmasında belki siz de dinlemişsiniz, duymuşsunuz. Su uyur, FETÖ'cüler uyumaz diyor. Bunu da bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi de düzenlemiş olalım. Evet, kıymetli hemşehrilerim, bize düşen çalışmak, birilerinin hainlik peşinde olması bir şey ifade etmez. Bizim görevimiz, vazifemiz, sevdamız bu topraklar için, bu memleket için, bu şehir için çokça çalışmak, çokça gayret etmek, gerek şehrimizi, gerek ülkemizi, gerekse ülkemizi daha yüksek seviyelere ulaştırmak için, büyük güçlü Türkiye için çalışıp gayret etmek. Bütün hevesimiz, idealimiz bu noktada. Biz de bunun için elimizden geldiğince var gücümüzle çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki Koca Sinan için yaptığımız her şey, Koca Sinan'da bir taş üstüne bir taş koyuyorsak, bu şehir için bir taş üstüne bir taş koyuyoruz. Bu şehir için yapılan her şey de Türkiye için yapılan demektir. Buradan başlayarak da büyük hedefe doğru ilerlemek için elimizden geldiğince var gücümüzle gece gündüz demeden, akşam sabah demeden küçüğünden büyüğüne hepimiz birlikte el ele verip çalışıp gayret edip bu şehri ve bu ülkeyi kalkındırmak için çalışacağız, gayret edeceğiz, devam edeceğiz. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Bu samimiyetimiz, bu kardeşliğimiz daim olur ve ilelebet bu topraklar üzerinde mutlu mesut yaşamaya devam ederiz. Değerli hemşehrilerim, bizim bu çalışmalardaki ana hedefimiz buralarda yaşayan, her bir mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizi, hemşehrilerimizi mutlu etmek. O mahallede yaşarken mutlu mesut yaşamalarını sağlamak bizim her türlü imkanımız var. Elhamdülillah bu imkanlar dahilinde yaşıyoruz, dedirttirebilmek. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bugün bu sebeple de burada sizin karşınızdayız. Diyeceğiniz, söyleyeceğiniz, daha mutlu ben şunlar yapılır ise daha mutlu yaşarız, biz burada daha huzurlu yaşarız diyeceğiniz ne var ise bugün onları dinlemek için sizin karşınızdayız. Bizim görevimiz sizlere hizmet etmek. Biz bunun için varız ve buraya geldiğimizde de bu milletin imkanlarını bu millete kullanmak için varız. İnşallah birazdan hem sizi tek tek dinleyerek veyahut da yazılı olarak vereceğiniz şeyler var ise kağıt dağıttı arkadaşlarım bildiğim kadarıyla kağıtları da yazılı olarak alabiliriz. Bunları sizde dinlemek için buradayız. Benimle birlikte başkan yardımcılarım, ilgili birim müdürlerim de burada, her biri sizin söyleyeceklerinizi dinleyeceğiz.
Tabii ki ilçe başkanımız da sağ olsun bizi yalnız bırakmadı. Kocasinan ilçe başkanımız da bizimle birlikte burada sizlerle beraberiz. Ama kısaca sözleri bitirmeden önce de geçtiğimiz aylar içerisinde Mevlana mahallemizde yapmış olduğumuz birkaç şeyle başlatmak isterim. İlk başta tabii ki bugün içinde bulunmuş olduğumuz buradaki semt konağımız Mevlana mahallesine kazandırmış olduğumuz projelerimizden bir tanesi. Eminim ki semt konağımızdan memnunsunuzdur. Burayı kullanıyorsunuzdur. Aşağıdaki gerekse sohbet salonlarını, üst kattaki buradaki toplantı salonu inşallah amacına uygun bir şekilde hizmet ediyordur sizlere. Burayı da yeterince kullanıyorsunuzdur. Biz burada Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz olarak değişik faaliyetlerde bulunuyoruz, değişik etkinlikler yapıyoruz. Şimdiye kadar anne ve çocuk eğitimi programları burada verildi. Evlilik öncesi ve sonrası ile ilgili seminerler düzenlendi. Sağlık İl Müdürlüğümüzle birlikte organize ettiğimiz kanserle ilgili Allah vermesin bir bilgilendirme, bilinçlendirme toplantısı. Diğer taraftan Abdullah Gül Üniversitesi AGÜ ile birlikte mülteci çocuklar için Türkçe eğitim programları burada düzenlendi. Aynı şekilde mülteci çocuklara bir de fotoğrafçılıkla ilgili eğitimler verildi. Ama şu anda da halen devam etmekte olan dekoratif ev aksesuarları imalatı. Bu daha çok hanım kardeşlerimize yönelik bir etkinliğimiz. Bu devam ediyor. Çeyiz üzümleri hazırlama programlarımız da devam ediyor burada. Bir de ney kurslarımız da başladı. Ney kurslarımız da devam ediyor. Burada yapılmasını istediğiniz hanım kardeşlerimizin, erkeklerin başkaca istemiş olduğu eğitim programları var ise onları da bize iletirseniz biz inşallah onlarla ilgili de çalışmalar yaparız. Gruplar oluşturduğunuz takdirde burada o eğitim programları da sizler için hazırlarız. Çocuklarımız için eğitim programları da inşallah önümüzdeki günlerde onunla ilgili de bir çalışmamız olacak. Yeteri sayıda öğrencimiz olduğu takdirde bu programlara da başlayacağız. Burada devam ettireceğiz. Bir diğer dışarıdaki yapmış olduğumuz Akşemseddin Caddesi. Akşemseddin Caddesi'nin altyapısıyla birlikte komple kaldırımını, yolunu, altyapısını, tretorlarını hepsini yeniledik, tamamladık. İnşallah sizin hizmetinize sunduk. Buradaki en büyük parklarımızdan bir tanesi, en gözde parklarımızdan bir tanesi Mevlana Parkı. Mevlana Parkı'nın içerisinde daha önce buraya zaman zaman geldiğimizde gençler bazı talepleri vardı orada. Basket sahasıyla ilgili talepleri vardı. Basket sahasını yerine getirdik. Onlar basket sahasında şimdi kullanıyorlardır. Oyun gruplarıyla ilgili çocuklarımızın istemiş olduğu oyun grupları var. Onları yaptık. Büyükler için yeni nesil fitness aletleri istemişlerdi. Onları da yerine getirdik. Tartan zemin, yürüyüş yolları, sağlık için, yürümeniz için yürüyüş yollarını hazırladık. Bir de oradaki oyun gruplarının altında tartan zeminle ilgili oyun grupları da tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde Mevlana Mahallesi'nde 2017 ile ilgili bizim tespit ettiğimiz, belirlediğimiz yapacağımız yenilikler var ama belki şimdi sizden gelecek bize önerilerle birlikte bu programımızı ya revize edeceğiz veyahut da büyüteceğiz. Ya da bizim tespit ettiklerimizin aynısı sizden gelecek. Onları da inşallah önümüzdeki yılın yatırım programında hızlıca yapıp Mevlana Mahallesi'ndeki sakinlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Böyle bir eseri yaptırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bak buraya yaptırdığınız eserin içinde sizleri görmekten de mutlu oldum. Memlekete yaptırdığınız eserleri ben saymazlar istemem. Yollar, köprüler, efendim barajlar, şunlar bunlar. Millet bunu takdir ediyor. 3 dönem size oylarını artırarak veriyor. Sizin oylarınız her dönemde yükseliyor. Millet bunu takdir ediyor. Yeşilçamımızın seçiminde 15 parti bir oldu. Ve %52'den yine oy aldınız. Milletin takdir ediyor. Size teşekkür ediyorum. Öyle bir semt konağınıza hediye ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben semt konağımızdaki kurslerden biriyim. Öncelikle bize bu imkanı sağladığınız için tekrar teşekkür ederim sizlere, şahsınıza. Başkanım, vatandaşlar kaymakamlığın önüne durak istiyorlar. Durak da ilerideymiş. Mürit Ali Efendi Caddesi ile ilgili bu caddenin asfalt yenilenmesi ile ilgili ihtiyaç olduğu söylendi. Bu bizim önümüzdeki yıl inşallah programımız içerisinde var. Bu caddeyi
yenileyeceğiz. Sadece bu cadde değil, birinci caddede inşallah önümüzdeki yılki programımız içerisinde Mevlana birinci cadde hem bu mahallemizin en gözde ana caddelerinden bir tanesi hem de şehrin ciddi manada yükünü alan bir cadde. Mevlana birinci caddede önümüzdeki yıl programımız içerisinde yenileyeceğimiz alanlardan bir tanesi. Size ait bir merkez yaptık. Orada gerek sportif faaliyetlerde, gerek eğitim faaliyetlerinde, gerek kültürel faaliyetlerde çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz tamamen hanımlara ait olan bir merkezimiz var. Size de çok yakınca inşallah iyi günlerde sağlıcakla kullanırsınız diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.